Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu hafta 13. haftaki dersimiz biliyorsunuz. 13. haftaki ders videomuza hoş geldiniz. O 13. haftaki dersimizde arkadaşlarımız yine daily routine konusuna devam edeceğiz. Yine present simple task yapısı içerisindeki. Birazcık daha fazla reading text'ler yapacağız ve fill in the blanks with the correct verb forms. Ve şimdi verbleri doğru tahmin edip artık verbleri öğrendik. Bir takım daily rutin metinleri okuduk bu haftaya gelene kadar. Artık bizim işimiz hem de doğru paragrafların içerisinde doğru verb kullanımlarını yerleştirmek hem de doğru verb yapısını da tespit etmek olacak. Hem verb'ü tespit et hem de doğru metinleri dolduracağız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım biz hangi verbleri ağırlıklı öğrendik? Hangi verblere biraz hakimiz bu aşamaya gelene kadar? Ve bu verbler de zaten sizlerin hem verbs for daily routine dediğiniz günlük kullanımda kullanılan verbleriniz aynı zamanda da yine her zaman sadece bu verbler çerçevesinde gerek sınavlarınızda gerek bu seviyede gördüğünüz İngilizce dersinizde karşınıza çıkacak ve metin okumalarınızı kolaylaştıracak, boşluk doldurmalarınıza da yardımcı olacak verbleriniz. Bunlar live, yaşamak, Türkçelerini belirttim. Work, çalışmak. Bir de arkadaşlar buraya ekleyelim hemen. Study var. Bu da çalışmak ama ders çalışmak. Yani ikisi arasında bir fark var. Bu ders, okul gibi yerler için kullanılıyor. Ama work dediğimiz çalışmak fiili meslekle ilgili. Yani mesleki anlamda diyelim. Mesela doktor olmak, işte hemşire olmak, engineer, mühendis olmak gibi oralarda çalıştığınız yer anlamına geliyor. Mesela I am a teacher, I work at the university. I am a teacher, I work at the high school. Ya da I am a nurse, I work at the hospital gibi. Ya da I am a doctor, I work at the hospital gibi mesleki anlamda nerede çalıştığımızdan bahsediyoruz. Eğer I am a student and I study English at the university. Üniversitede İngilizce okuyorum. Ya da I study health and nurse care in the university gibi ifadelerimizde de study yani çalıştığımız ders, hangi okulda okuduğumuzla ilgili ifadelerde de study kullanılır. Lütfen bu ayrımı unutmayın. Sınavda muhakkak sizin karşınıza work ve study ayrımı ile ilgili soru tipleri gelecektir. Start neydi arkadaşlar? Başlamak. Get up, kalkmak. Yani uykudan kalkmak. Bir de wake up var, uyanmak. Ama biz bu aşamada get up, kalkmayı öğreneceğiz. Get home, eve bir yere gittikten sonra eve geri dönmek. Get home. Get out, dışarıya çıkmak. Do, yapmak. Finish, bitirmek. Mesela I start work at 7 o'clock in the morning, but I finish work at 6:30 in the afternoon gibi ifadelerimiz. Ne kullanıyoruz? İşten bitiş, işin bitiş saati gibi. Da herhangi bir şeyin bitirmekle ilgili ifadelerimizde de finish verbini kullanıyoruz. Leave evden ya da işten o işin ya da evde yapılan işlerin bittikten sonra evden ayrılma, işten bittikten sonra da işten ayrılma. Yani hani ayrılmak tamamen ayrılmak anlamında değil, çıkarak ayrılmak. Yani evden çıkarak ayrılmak ya da işten çıkarak ayrılmak. Yani artık işin gücün bitmesi ya da evdeki işin gücün bitmesi ve oradan, o mekandan, o yerden ayrılmak anlamında kullanıyoruz. Leave'in başka anlamları da var elbette. Terk etmek, işte bırakmak gibi bir takım farklı anlamlarda da kullanılıyor ama biz
İş saatimiz gelince işten çıkmak, evden çıkmak gibi anlamlar için leave'i tercih edeceğiz. Mesela I wake up at 7 o'clock in the morning. I have a small breakfast at 8 o'clock and then I leave home at 9.30'da diyorum değil mi? Half past 9 in the morning. Every day it's my daily routine. Bu benim günlük hayatım. Peki read okumak biliyorsunuz zaten çoğunlukla. Watch arkadaşlar izlemek. Play oynamak. Mesela play basketball, play the piano, play DVD. Watch DVD de olabilir. İkisini de kullanabiliriz. Başka ne diyebiliriz? Ya da play video games, watch DVD diyebiliriz. Mesela şuraya yazayım. Ben böyle bir tablosunda vermiştim ama şurada da bir yazalım. Watch DVD olur. Ama mesela play video games olur. Watch TV, watch television, play tennis, play spor dalları için mesela. Yine kullanabilirsiniz arkadaşlar play'i. Like bir şeyi sevmek, beğenmek, have breakfast, have lunch, have dinner. Bunlar bir üçlü. Asla değişmez. Have kullanılırlar. He, she ise has. I, you, we, they ise have ile kullanılırlar. Yani have breakfast mesela I am at the Swiss Hotel and I have a breakfast. I have breakfast at 7 o'clock. Saat 7'de kahvaltı alacağım. Hani have biliyorsun sahip olmak fiili. Aynı zamanda have fiilinden de sorumlusunuz. Yani şuraya have'i de yazalım. Have normalde nedir arkadaşlar? Sahip olmak. Mesela neye sahip olabiliriz? Have a car. Değil mi? Bir arabaya sahip olabiliriz. Have a baby. Have a baby, bir bebeğe sahip olabiliriz. Aynı zamanda da sahiplik fiilinin dışında da kullanım alanı olarak have her zaman arkadaşlar ne olarak kullanılır? Kahvaltıyı yapmak, yani kahvaltıya sahibim anlamında değil, kahvaltı yapmak. Have lunch, öğle yemeği yemek, öğle yemeğini almak, yemek. Have dinner, akşam yemeği almak, yemek anlamında ne yapılabilir arkadaşlar? Kullanılır. Ha, siz bazı durumlarda I am eating my lunch, öğle yemeğimi yiyorum. I am eating a dinner ya da akşam yemeğimi yiyorum. I ate, mesela I ate a toast or sandwich at the breakfast gibi kavramlar da kullanabilirsiniz. Ama kahvaltı yapmak, öğle yemeği yemek, dinner, akşam yemeği yemek ifadelerini kullanacaksak muhakkak bunlar have ile ayrılmaz bir ikilidir. Bunu unutmuyorsunuz. Bu üç kelime için muhakkak muhakkak bunlar karşınıza çıkacak. Şimdi genel olarak bunları yaptıktan sonra şöyle bir bakalım. Diğer kalan egzersizlerimiz için zaten online derslerde çok detaylı bir şekilde bu egzersizleri karşılıklı da yapıyoruz. Ama ne şekilde çıkar? Siz mesela böyle bir boşluk doldurma metni geldiğinde en az biliyorsunuz 6 ya da 7 boşluk dolduruyorsunuz sınavlarda. Nasıl dolduracaksınız? Neye göre tahmin edeceksiniz? Birazcık şimdi bununla ilgili Jack's Daily Routine hakkında bilgi verip diğer örneklerimizi de elbette online derslerimize saklayacağız. Şimdi Jack bir kişi. O mesleğini söyleyeceğiz. O zaman ne geliyordu? Jack is a doctor. Peki he in London. Ya Londra'da bir insan ne yapıyor olabilir? Şimdi o doktor ve şurada yaşıyor dememiz gerekecek. İlk başta birini tanıtırken introduce yapıyoruz ya. Hem tanıtacağız hem de onun daily rutini, günlük yaşantısı hakkında bilgi vereceğiz. Eğer bir şehir, bir ülke ismi simple kuralında s kuralı var. In the weekday, hafta içleri, he at 6:30. Ne yapabilir bir insan hafta içi saat 6'da? Tabii ki de uyanır değil mi? Kalkar yani. Uyanmak demeyelim. O wake up.
Kalkar, yataktan kalkar, artık uyandıktan sonra kalkar. He gets up at 6:30. Jack and his wife, Jack ve onun karısı, breakfast 7 o'clock. Ne yapar? Have breakfast ne zaman? At 7 o'clock. Saatler at'le kullanılıyordu. After breakfast, Jack home at 7:50 and he work at 8. Şimdi work diyor işi, saat 8 diyor. Demek ki iş saat 8'de başlar. İşten önce de evden çıkması lazım, değil mi? Evden bir gidip ayrılıp çıkması lazım. Evdeki tüm daily rutinleri bitti. Artık bir evden çıksın, değil mi? Jack leaves home at 7:50 ya da quarter past 7 and he starts work, işe başlıyor at 8. He lunch var şimdi. Has lunch at about 1 o'clock. Şimdi işten ayrılabilir, işi bitebilir 6:45 p.m'de. Yani sınavda zaten ikisinden birini görürsünüz. Ya işten ayrılır ya da işi biter. He finishes work at ya da he leaves work at 6:45 p.m. And he gets home. Şimdi her şey bitti, iş bitti. Ne yapacak? Jack artık eve geri dönecek. Jack'e artık bir daily rutin süreci var. Onu eve geri göndereceğiz. Eve geri getireceğiz yani. And iş bittikten sonraki aşamanız birini eve geri gelmesini sağlamak. And he gets home. Bunu nasıl sağlıyoruz? Gets home fiiliyle. He gets home and dinner. Have dinner with his family. Ailesiyle yemek yiyormuş. And after dinner, yemekten sonra Jack and his children, Jack ve onun çocukları video games. Ne yapıyordu video games'ler arkadaşlar? Oynanıyordu. Play video games. Çoğul şimdi Jack tek başına olsaydı plays olurdu ama Jack and his children birden fazla çocukları ve Jack söz konusu ise play video games. His wife, şimdi karısı, tek bir birey ve bir kadın, reads a book, kitap okuyormuş. S takısı alıyor biliyorsunuz, she'dir bu. They, şimdi tekrar çoğuldayım, they go to bed, yatağa gidiyorlar, at 11:30 p.m. They sleep, uyuyorlar. Yatağa gittikten sonraki eylemimiz de uyumak. They sleep, ya da tek başına Jack olsaydı, Jack sleeps. About, şimdi burada day var. They sleep about 7 hours. Yaklaşık 7 saat uyuyorlarmış. Jack goes out on Fridays with his family. Jack cuma akşamları ailesiyle dışarıya çıkıyormuş. Demek ki çocukları ya da başka aile bireyleriyle. Fakat his wife Mary, karısı Mary plays tennis on Fridays. Ama karısı Mary cumaları tenis oynarmış. Their children, onların çocukları basketbolu ne yaparlar? Play basketbol. Spor dalları ne demiştim? Play futbol. Play basketbol. Play futbol. Ya da başka play video games demiştik. Sporlarla ilgili ise play basketbol ya da play the guitar. Gitar çalabilir. O da play ile kullanılıyor. Hatta onu da yazalım. Play basketbol dedik. Ne zaman? At the weekends. Hemen şuradaki yerimizde playlerimizi yazarken play tenis demiştik. Şuraya bir de bence şey ekleyelim arkadaşlar. Play play the ya da play the piano.
Hem play the gitar hem de play the piyanoyu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz. Bu bizim klasik, her zaman bu sıralamayla hareket edeceğiz. Zaten daily rutinde her gün sıklıkla yaptığımız benzer şeylerde belirli bir sıralama vardır. Siz de bu sıralamaya göre hareket edeceksiniz. Sizden ricam Sally's daily rutini. Ondan sonra saniye. Seri rutini, bir kontrol ettim örnekleri. Bob's daily rutini ve buradaki soru cevaplarını lütfen ödeviniz sizin. Bunlara çalışarak online derslere gelin ve buradaki aşağıdaki write about your daily kendinizin günlük hayatını, daily rutininizi burada lütfen yazın. Online derslerimizi sınıfta beraber yapacağız. Beraber discuss yapacağız. Beraber tartışacağız. Hangi boşluğa, hangi verb'ün geleceğini bulacağız. 5, 6, 7. örnekler. 7. slide'daki yani 5. 6. ve 7. slide'daki örnekleriniz sizin online derslerde sorumlu olduğunuz, hep beraber yapacağımız örnekler arkadaşlar. Kullandığım kaynak kitapları yine ekte görebilirsiniz. Face to face biliyorsunuz ana kaynak kitabımız, diğer kaynak kitaplarımız da ektedir yararlanmak isterseniz. Derse katıldığınız için, videolu dersimizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgiyle ve lütfen sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.